Çay Değirmeni beldemiz ve beldemizi 7 tane köye bağlayan bir köprümüz. Bugün aşırı yağışlar sebebiyle buradaki dere, Bük Köyü ile Erenler Köyü ile Buranoğlu Köyü arasındaki sınırı belirleyen bir dere var. Bu derede menfezin tıkanması sonucu, darlığından dolayı tıkanması sonucu su yola çıkıyor. Yola çıkan su kontrolsüz bir şekilde sağa sola akarak köprüyle betonla asfaltın arasındaki bağlantı noktasını götürmüş. Şimdi gördüğünüz asfaltın altında zaten uyulmuş şu an. Yaya geçişi için de tehlikeli. Araç geçişi zaten mümkün değil. Derhal Allah razı olsun milletvekillerimize ulaştık. Genel sekreterimize talimat verildi. Köy hizmetleri, şantiye şefimiz, yol şube müdürümüz geldiler. Yollar kesildi, kontrol altına alındı. Yarın sabah inşallah çalışmalara başlanacak. Ben yetkililerimize, devletimize, devletimizin görevlilerine teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir duyarlılıkla geldiler, müdahale yapıldı. Cenab-ı Allah da böyle bir afetleri bundan sonra yaşatmasın diyorum. Buradan hemşerilerimize de vereceğim mesaj var. Özellikle bu derelere ağaç dikmeyi, çöp atmayı artık bıraksınlar. Bu taşkınların, sellerin tek sebebi yine kendi insanımız, bölge insanımız. Bu dereleri koruyup kollamadığımız sürece bu taşkınların önüne geçmek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde yine bu taşkınlar olacaktır. Geçmişte atalarımız yolları, dereleri, caddeleri geniş geniş bırakmışlar. Maalesef günümüzde gözümüz bir türlü doymak bilmiyor. Dereleri işgal ediyoruz, yolları işgal ediyoruz. Sonuçta afetlerle karşılaşıyor. Devlet nerede diye feryat ediyoruz. Hiç feryat etmeye gerek yok. Sıkıntının sebebi dediğimiz gibi kendimize dayalı. Tabii ki olağanüstü de bir yağış vardı. İnşallah bundan sonraki süreçte hemşehrilerimizle birlikte, muhtarlarımızla birlikte el ele verip devletimizin kamu görevlileriyle birlikte var olan sıkıntıyı giderip bundan sonra herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına elimizden gelen gayreti bizler gösterme niyetindeyiz, düşüncesindeyiz. Araç ve yaya trafiği kapalı. Şu an beldeyle 7 tane köyün ulaşımı kapandı. Allah göstermesin, olağanüstü bir afet olsa, hasta olsa ulaşmak mümkün değil. Yine bizim az önce burada muhtarlarla da birlikte dillendirdiğimiz mutlaka ve mutlaka bu bölgeye ikinci bir köprü artık şart. Buraya en yakın ulaşım merkezi Devrek, 17 kilometre uzakta. Yine Bakacakkadı, Zonguldak istikametinde Çorak Köyü'nün, Örmeci'nin oradaki geçiş köprüsü. Yani bu köylere alternatif ikinci bir köprünün mutlaka önümüzdeki günlerde program alıp tabii ki yapılması lazım. Olağanüstü bir durumda alternatif geçiş noktalarımızın olması lazım. (Gülüyor)